Devam ediyor. Evet. Perotti'ye ayrıldı. Bir açıklama yapacağını vurguladı, söyledi. Bekliyoruz. Transfere dair senin kulağına bu an itibariyle gelen bir şey var mı? Dün zaten başkan gayet net çekti tabloyu, fotoğrafı. Her şeyi söyledi. Her şeyi söyledi. Yani bir... Ama Perotti'de bir sıkıntım var. Yo, ayrıldı. Paylaşımları, marışımları. Ha, şöyle. İşte ben de artık rol çaldım ama artık gerçekleri paylaşmakta özgürüm. Ve bunu Türkçe yapıyor. Yok, İngilizce. Ya şeyi bir tane kendi attığı var, bir de Fenerbahçe'nin paylaşımının altına bir yorumu var. Artık gerçekleri paylaşmakta özgürüm gibi bir ifadesi var. Şimdi yani gerçek ortada. Fenerbahçe Perotti'yi belli bir garanti ücret ve oynadığı maça göre maaşının bölümünün daha fazla bölümünün karşılanması gibi bir anlaşmayla transfer etti. Geldi, 3-4 tane iyi maç oynadı. Antalyaspor maçını aldı. Bir maç daha deplasmanda Kasımpaşa mı? Vallahi tam şimdi hatırlayamadım. 2 tane maçta çok net etkili oyunları vardı. Bununla birlikte Beşiktaş maçında sakatlandı. Beşiktaş maçından sonra da yanlış hatırlamıyorsam bir daha oyuna girdi. Bir tane daha maçta oyunda girdi. Sonra ameliyat kararı alındı. Ameliyat kararının ardından sezonu kapattığı, yani Mayıs ayının sonuna kadar görev yapamayacağı ortaya çıktı. Şimdi baktığın zaman ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Geldin, 3-4 maç oynadın, sezonu kapattın. Yaş kaç? Yaş 32-33. Şimdi Fenerbahçe sana bir sene daha veremez ki. Zaten kulübün kredisi yok. 7 yıldır kupa gelmeyen bir camiadan bahsediyoruz. Riske girecek bir ortamı yok. Yani senden değil, işte camianın öz evladı dediği Emre Belezoğlu'ndan bile vazgeçmiş. Başkan Ali Koç, ben bu sene riske giremem. Emre Belezoğlu tecrübesiz bir teknik adam, tecrübeli getireceğim demiş. Hani böyle artık gemileri yakmış bir başkandan bahsediyoruz. Kimse senin acaba oynar mı, oynamaz mı durumuna bakacak hali yok. Seni yani şöyle, kişisel olarak kırılmış olabilir. Neden? Efendim, işte bana gereken ihtimam gösterilmedi vesaire gibi şeyler söyleyebilir. Ama şöyle bir gerçek var. Teklifler vardı İtalya'da. Niye gitmedin? Cenova'dan geldi. Niye imzalamadın? Neden ben buradaki bütün alacaklarımı veya işte başka bir şeyler, ekstralar talep ettim? Şimdi transfer dönemi kapandıktan sonra Fenerbahçe'de tabii ki sana senin beklentilerini karşılamayacak. Çünkü sen git demişler, gitmemişsin. Sen orada şantaj yaptın. Barış yoluyla çözülebilecek bir olay. Bak ne oldu, bugün kulüpsüz kaldın. Avrupa'da bir, ya en azından Avrupa'da bir kulübe gidemeyeceksin. Hani zaten çok da faydalanamadı ki Fenerbahçe. Yani. Ya zaten problemli, hani oynar oynamaz ayrı bir şey. Hayır. Ama şundan bahsediyorum. Bu problemlerine rağmen, bu sakatlıklarına rağmen hangi takım alır? Yine hayır, vardı teklif abi. Ha, o zamandan. Vardı teklif Temmuz ayında. Peki. Gitmedi. gitmeyince de Fenerbahçe'de transfer döneminin kapanmasını bekledi sözleşme feshi için. Transfer dönemi kapandı, sözleşmeyi feshetti. Şimdi ne oldu? Kulüpsüz kaldın. Git abi. Yani burada tamam, anlatabilirsin bana. Peki nereye gidebilir şu an? Şu an gidebileceği yerler belli. Arap ülkeleri. Güney Amerika'da bilmiyorum durumda. Türkiye. Türkiye'de bir takım bulursa gider. Türkiye'den kimse almaz bence. Zannetmiyorum o riskin gireceğini. Alsa da hani böyle Karagümrük'te Süleyman Urma Başkan böyle sıfırdan oyuncu yaratmayı seviyor. Ortaya çıkarmayı seviyor. Ama çok cüzi miktarları oynuyor orada oyuncular yani. Hani Diego Perotti için de öyle tutup 1 milyon euro falan maaş vermez. Hani yok, mümkün gibi değil. Açıkçası bence stratejik bir hata yaptı. Biraz duygusal davrandı bu konuda. İşte ben kalayım vesaire. Burada tabii menajerlerinin de, daha doğrusu kendisini yönlendiren kişilerin de önemi büyük. Ya senin amacın ne? Futbol oynamak mı? 100 bin euro fazla koparmak mı? Futbol oynamak istiyorsan sana bir fırsat sunuldu. Teklif bulundu. Gitmedin. Şimdi o parayı fazla koparayım diye hesabını yaparsan... Karadağ gol attı. Dakika 40. Farkı 1'e indiriyor. Konuk takım. Evdeki bulgurdan da oluyorsun.
böyle bir durumda. Pelotti'nin elbette belki işte hayal kırıklıkları olmuş olabilir ama Fenerbahçe'nin de kendisiyle ilgili hayal kırıklıkları var. Şimdi burada tek taraflı değil, çift taraflı düşünmek lazım ki zaten bu kulüp bizim kulübümüz, yani Türk kulübü. Elbette biz onun menfaatleri yönünde konuşuyoruz. Ya futbolcular artık bu şeyi bırakması lazım. Benim sözleşmem var, hiçbir yere gitmiyorum. Kulüpleri nasıl diyelim, çömürmeyi bıraksınlar değil mi? Aslında öyle söylemek lazım. Sözleşmem var, hiçbir yere gitmiyorum. Gitmezsen oturursun işte böyle. Oturursun, hiçbir yere gidemezsin şimdi. Kısacası ben birazcık bu konuyu futbolcuların ve onları yönlendirenlerin yanlış kullandığını düşünüyorum. Kulüplerin zor durumda olduğunu biliyorlar. İşte sıkıştıralım, zorlayalım, 3 kuruş fazla koparalım. Öyle olmuyor işte. Sen de kendini bitiriyorsun o esnada. Ondan sonra o zaman çıkıp konuşacağım. Gerçekleri anlatacağım. Anlat. Ya Ali Koç senin gerçeklerini anlatırsa ne yapacaksın? Yani işin bir de öbür boyutu var. Bir de öbür taraftan dinlemek lazım. Neler şimdi, yaşandı? Şimdi gerçekleri anlatacağım diyorsun. Nereye anlatacaksın? Arjantin basını anlatacak. Nereye anlatacak? Arjantin basını anlatacaksın. Ali Koç da çıkacak, burada konuşacak. Diyecek ki ben ona fırsatlar sundum. Hiçbir değerlendirmedi. Yüzüne onun, bir de bakmadı. Onun gerçekleri bu saatten sonra Türkiye'de ne kadar çok değerli olacak? Ya istediği kadar. Ya Fenerbahçe taraftarı nasıl değerlendiriyor? Ben onu anlamadım. Buradan şey çok... mi diyecek, bana böyle böyle yaptılar diyecek falan mı? Yani ne olacak yani? Bir senedir profesyonel futboldan, antrenman dahil olmak üzere, profesyonel futboldan uzak bir oyuncusun. Ne yapacak? Fenerbahçe seni as takımın, as değişilmez oyuncusu yapacak hali yok yani. Buradan giden bir sürü oyuncu var. Hepsi de konuştu ama çok da fazla hani bizim takımlarımız yani, kafaya takmıyor yani. Ne olacak yani? Abi istediği kadar konuşsun. Şimdi, yani bizim takımlarımız da yaşadığı şeyler var. Tabii. İşte mesela atıyoruz, açık açık gördük. Falco örneğini gördük. Falco'ya git takım bul diyor. Adam diyor ki ben diyor 1+1 isterim diyor. Onun haricinde bir şey istemem diyor. Gidiyor 1+1 değil, biri bile zor veriyorlar. Biri veriyorlar, bire 1 milyon euro veriyorlar. Aldığı para 5 milyon euro. Hadi konuşalım o zaman. Hadi Perot, seninle konuşalım. Ya Fenerbahçe'nin aldığı garanti ücret çok yüksek değil Perotti'nin ama ya sonuçta olmamış yani. Neyi zorluyorsun? Olmamış Fenerbahçeli. Senin aranda problem çıkmış ve olmamış. Neyi zorluyorsun? Önünde bir fırsat var. Git değerlendir. Belki futbol hayatın uzayacak. Bir sezon futbol, şimdi yarım sezon futbol oynayamayacaksın. İstediğin kulüplerde, aradığın, İtalya'yı çok istiyordu. Ama parasını alacak değil mi? Parasını almıştır zaten. Sözleşme feshedildi. İşte. Yani parasını almıştır. Yani ne kadarını aldı bilmiyorum. Hani nasıl bir anlaşma yapıldı bilmiyorum ama sonuçta kulüp zarara uğradı, sen zarara uğradın. 6 ay futbol oynayamayacaksın. Diğer tarafta da kulüp zararı, kulüpte senin fazladan maaşını ödemiş oldu. Ya kısacası bu işler biraz karşılıklı konuşma ve iki tarafın da memnun olacağı anlaşmalarla mümkün. Ben kulübü sıkıştırayım, 100 lira fazla alayım, 200 lira fazla alayım. Kulüp de affedersiniz salak değil yani. Kulüp de kendi menfaatini korumak zorunda. Veya sen onu zor durumda bırakıyorsan o da seni zor durumda bırakır. Bu sözleşmeyi Fenerbahçe 30 Ağustos'ta feshedemez miydi? Ederdi. 31 Ağustos'ta bir kulübe imza atardın 300 bin euroya. Perotti olarak. Fenerbahçe'de 1 Eylül'de feshetti sözleşmeni senin.